Güzel vatanımızın güzide ve seçkin evlatlarından Duygu Devrim Erginci'yim. Göndermiş olduğunuz o kıymetli, o kadar da değerli mektubunuzu tüm silah arkadaşlarım adına teslim aldım. Ve ziyadesiyle memnun kalarak okudum. Her satırı duygu ve mana yüklü mektubunuzda da bahsettiğiniz tüm ifadelere sonuna kadar katıldığımı belirtmek isterim. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, devletimizin bekası için yaptığımız görevin hakkını siz gençlerimizin ve milletimizin Türk olma bilinci ve ağırlığını her daim omuzlarımızda hissetmekteyiz. Ve bu bilinçle görevimizi yerine getirmekteyiz. Suriye'nin doğusuna ve Suriye topraklarına çöreklenmiş bölücü terör örgütü mensuplarının ülkemizin güney sınırında yaşayan vatandaşlarımıza ve ülkemizin toprak bütünlüğüne kasteden terör eylemlerine son vermek üzere 09.10.2019 saat 16.00'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanımızın Barış Pınarı Harekatı başlasın emrini vermesi üzerine bizler de üzerimize düşen görevi gözümüzü hiç kırpmadan dosta güven, düşmana korku salan gücümüzle görevimizi layıkıyla idrak etmekteyiz. Sizlerin ve yüce Türk milletinin duaları ile Allah'a hamdolsun ben ve silah arkadaşlarım can ve başla cephede taarruza geçerek vazifemizi yerine getirdik. Dış kaynaklı terörün destekçisi olan bazı ülkelerin baskı ve terör seviciliği yüzünden Barış Pınarı Harekatımız onlar istemese de elde edilen zafer ile taşlanarak tarihte silinmeyecek kadar derin izler bırakarak adını altın harflerle yazdırmıştır. Amacımız İslam sancağının göklerde ebediyen dalgalanması, ülkümüz ise Kızıl Elma'dır. Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumaya ant içmiş neferler olarak yer üstünde tek bir terörist ve terör unsuru kalmayana dek de mücadelemiz sizlerin bize vermiş olduğu manevi desteği ve duaları ile Allah'ın izniyle gerçekleşecektir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Düsturu ile Yaradan'a şu nidalarla görevimizi ifa ettik. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Hamit Ahlatlı, Piyade Uzman Çavuş, yazar, senarist. Arz edelim.